Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu Balkan'a ne lezzetli oyun programına, oyunlu mamullere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Outlast'ta kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere çok garip bir bölümü geride bırakmıştık. Bölümün sonunda da kameramızı kaybetmiştik. Şu aşağıda göstermiş olduğum deliğe düşmüştü. Biz de böyle bir başımıza çaresiz karanlıklarda kalmıştık. Ve kameramızı arayacağız bu bölümde arkadaşlar. Devam edelim. Peder Martin başımıza ne işler açtı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da gitmememiz gerektiğini gösteriyor karakterimiz herhalde ama elleriyle falan kapattı çünkü. Burası için de aynı şey geçerli. Yok, buralardan herhangi bir şekilde gitmeyeceğiz. Ne yapacağız? Ölürüz mölürüz demiştim ama büyük ihtimalle atlasak da bir şey olmayacak arkadaşlar. Zaten başka yol yok. Şuraya bir... İyi tabi güzel. Valla elim otomatikman mouse'un sağ tıkına gidiyor. Kamerayı devreye sokmak istiyorum çünkü biraz karanlık bölüm. Devam edelim. Güzel, değişik bir dinamik olmuş ya. Biraz da olsa kamerasız oynayacağız arkadaşlar bölümü. Pil var. Kamera olmadıktan sonra neye yarar? Alabiliyormuşuz. Devam edelim. Doküman falan dikkatimi çekmedi. Zaten o yüz size nereden gideceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Mesela zifiri karanlık mesela şurası. Büyük ihtimalle karakterimiz gitmeyecek ileriye. Ha gitti. Ama gidecek yer yok. Bir üst katta da mesela ellerini kapatmıştı karakterimiz. Hani çok karanlık olduğu için gidememişti. Aydınlıktan gidelim. Bir nevi ışık kaynaklarını takip edeceğiz gibi bir şey. Herhangi bir doküman falan yok. Biraz gerildim. Devam edelim. Burası açılmaz. Devam ediyorum. Lan. Bu arkadaş da aynı adam mı bilmiyorum. Her yerde çıkıyor karşımıza. Pandomimci arkadaş. Devam edelim. Burada bir arkadaş daha var. Of. Sana ne oldu ya? Nereden gideceğiz? Valla gök gürültüsü, şimşek falan bize yol gösteriyor resmen arkadaşlar. Devam edelim. Karakterimizin nefes alıp vermesi bile sıklaştı. Valla ileride bir şey var, ona doğru gidiyorum arkadaşlar şu anda. Valla kamera galiba o. Baba. Çok güzel. Oha. Nereden? Bunlar beni tenhada kıstırdı bayağı. Enteresan oluyor arkadaşlar. Nereden gideceğiz şimdi? Yine aynı şey. Kamerayı alıyorum. Aradan koşuyorum. Hiç acımıyorum. Buradan yol yok. Kameraya ne oluyor? Zıpla lan. Koş 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 koş. Oradan değil, buradan.
Zıpla. Zıpla. Bir daha. Güzel. Buradan da gelemezsiniz diye düşünüyorum. Tuhaf bir yerde arkadaşlar. Kameranın camı da gitmiş bu arada, sol taraf gördüğünüz üzere. İyi bari gece görüşü özelliği çalışıyor. Geldiğimiz yerlerden geri dönüyoruz. Şurada mı o yol? Oradan gideceğiz büyük ihtimalle. Şuraya geri çıkamıyoruz diye düşünüyorum ama çıkabiliyor muyuz? Vallahi çıkıyoruz. Nereden gidelim? Bir bakalım, şurada kesin bir istikamet varsa. Kaydedildi oyunumuz. Görev yönetim bloğundaki pedal martini bul. Büyük ihtimalle buradan gideceğiz arkadaşlar da. Şurayı bir merak ettim ben. Hep aynı şeyi yapıyorum, kusura bakmayın ama. Oraya bir bakacağım. Zıpla. Karşıya. Ha, burası şey ya zaten. Karşıya atladıp da kamerayı düşürdüğümüz istikamet. Tamam tamam. Bu arada kamera ciddi anlamda boku yemiş durumda. Az önce karakterimizin ellerini uzatıp girmek istemediği yer, karanlık olan yerden. Şimdi kameramız ile geçeceğiz arkadaşlar. Ben buradan atlayacağım. Bakalım. Güzel. Aşağıda bir şey yok kanımca. Yol yok. Vallahi kameranın bozulması bile bizi beni gelmeye başladı vallahi. Bir anda efektler falan giriyor çünkü ekrana. Filmi değiştiriyorum. Oyunu kaydedeyim lan, lan. Evet, şu aşağı direkt mi atlayacağız acaba ya? Çok o kadar değil. Şuradan gidelim. Önce bir karşıya atlayayım ben. Güzel. Buradan aşağı salayım kendimi. Atlayalım şöyle ufaktan. Güzel. Evet. Only one way out. Only one way. Sadece tek çıkış yolu var. Peki, sağ ol. How do you know you're not a patient? Hasta olmadın nereden biliyorsun? Arkamızdan da kapıyı kapattı. Hadi hayırlısı. Şuradan bir kafa çıkıyormuş falan. Devam edelim. Bu aylar bir oyunun kaydedilme sıklığı arttı. Evet. Yine mi o iri kıyım arkadaş? Şuraya gir.
buradan görmez diye düşünüyorum. Erken mi saklandık acaba? Yok, geldi. Hoş geldin. Anam, vallahi gördü. Ne çirkin bir şeysin sen ya. Direkt acıması yok, direkt boğazı tuttuğu gibi kopartıyor arkadaşlar. Demek ki o şömine gibi yer girdiğimiz bir işe yaramıyor arkadaşlar. Şunu açayım. Şunu da açayım. Hangisinden gelse öbür tarafından çıkayım. Şurada bekleyeyim. Gel bakalım. Gel. Allah kahretsin. Çıkmaz yola girdim. Öğrenmiş oldum. Büyük ihtimalle yine aynı mantığı izleyeceğim arkadaşlar. O açık. Şunu da açıyorum. Şurada bekliyorum. Ve mümkünse o çıkmaz yola girmiyorum. Geliyor. Nereden? Bu sefer buradan geldi. Nereden, 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 nereden? Nereden? Oha, görmedi. Arkadaşlar burada yol falan yok. Orada da yol yok. Nereden gideceğiz? Şu kapı açılıyor mu? Bu da açılmıyor. Şuradan mı? Bir doküman falan var mı diye baktım da yok. Vallahi bu sefer de kurtulduk arkadaşlar. Devam edelim. Şurada bir arkadaş var. Ne olmuş ona öyle ya? Şuradan mı gidelim? Bir o arkadaşa bakalım. Büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Ben yine her zaman yaptığım gibi diğer tarafa da bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir döküman möküman bir şey buluruz belki. Aynen öyle. De şu arkadaşın kapıyı kırıp girme riski var. Mümkünse hemen alıp gelisin geri çıkmak istiyorum. Al. Hemen. Çık.
dokümanımıza bakalım. Billy'nin rüyaları. Billy ile bu sabah yine ilginç bir konuşma yaptık. Beyaz mekan terapisinde tekrar Dr. Wernick ile konuştuğunu söylüyordu. Aldığı ilaçların gördüğü sanrıları daha kötü hale getirdiği gerçeği beni rahatsız ediyor. Benzodiazepin literatüründe olmayan türden. Her durumda ölen doktor arkadaşı kafasını daha fazla Alman halk kültürüyle doldurmuş. Görünüşe göre Wallrider'ı öldürebilecek tek varlık Horelsi denen vampirimsi iblis kelebekler. Kelebekler insanların dudaklarından nefeslerini emip göğüs uçlarıyla kan içerlermiş. Bu tarz bir şey bir notta daha okumuştuk. Bunlar aynı zamanda bir deri bir kemik kalmış iki ayak üzerinde duran domuzlar veya hastalıklı köpekler gibi de görünebilirlermiş. Yani biri bunların peşinde olduğunu söyledi. Daha önce Billy'nin annesinin dövmelerinden söz ettiğinde bunların kelebek olduğundan bahsetmiş miydi? Bir dahaki sefere Murkoff güvenlik duvarından çıktığımda internete girip Alman kültürünü temel alan herhangi bir şey var mı yoksa Billy bunları kafasından mı diyor diye bakacağım. Notları bir süre karşılaştırmayı isterim ve bunları bir kadeh şarapla yapmamın kusuruna bakmazsın umarım. Burada duble yalnızım. Kurt. Baya bu bizim şu meşhur Doktor Wernick. Doktor Wernick'in Alman kültürü falan kendini hissettiriyor. Bir yerde 2. Dünya Savaşı'na falan da ilgili notlar da okumuştuk. Hikaye değişik dalanıp budaklanıyor vallahi arkadaşlar, bakalım. Burayı oyunun başındaki yere benzettim ama. Oyunumuz yine kaydedildi, güzel. Yok, burası bayağı oyunun başındaki yer. Şu karşıdan gelmiştik biz de yanlış hatırlamıyorsam ya. Şuradan geçmeye çalışırken bizi aşağı atmıştı arkadaş. Aynen. Aynı yerden bahsediyoruz. Buradan geçeceğiz. Ama şuraya da bakmak istiyorum. Burası da o aynı kütüphane mi? Yine bu doküman. Güzel. Kapı kırılmış. Dokümanımıza bakalım. Ruh gediği. Doktor Rudolf Wernick'in morfojenik motor gelişimi üzerinde yaptığı çalışmaların devam ettiği ile ilgili haberler aldım. A. Turing ile aralarında geçen talihsiz ilişkin haberleri giderek yayılıyor. Gözlerimle şahit olmasaydım böyle bir şeyin olacağına inanmam mümkün olmazdı. Öteki taraftan bir şey geçti. Hayaletimsi imgeye şahsen tanık oldum. Kısaca böyle inkar edilemez. Büyük ihtimalle Wallrider'dan bahsediyor. Lütfen notumu iletin ve Dietrich Eckhart'ın sonraki deneylerine tanıklık edecek daha fazla insan davet edin. Führer'in keşiflerimizden haberdar olması gerektiğine şüphe yok. Doktor Wernick'in başarılarının biz ve Alman halkı için büyük bir fırsat temsil ettiğine inanmaktayım. Onu herhangi bir itlaf programının dışında tutmak için yeterli sebep mevcut. Ailenize ve size saygılar. İmza okunaksız. Baya Wernick'in ruhani alemi bir kapı açtırması falan. Olaylar baya çığırından çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Pilimizi değiştirelim. Ve şuradan devam edelim. Pil falan yok. Yeni görev, dinlenme salonundaki anahtarı al. Da, oraya nereden gideceğiz? Nereden gidelim arkadaşlar? Bir orada yol var, bir de burada yol var. Herhangi bir geçiş söz konusu değil. Kamera iyice çığırından çıkmış durumda. Şurası da oyunumuzun başlangıcındaki lobi bu arada. Aynı yerleri farklı koridorlardan, farklı odalardan gezip dolaşıyoruz arkadaşlar.
Şuradan devam edelim. Saklanmak için bir dolap var. Buradaki kapıdan geçilmiyor. Şuradan çıkacağız mecbur. Güzel bir müzik çalıyor arkadan. Fazla geçiş yok. Şuradan atlayayım. Vay. Sen nasıl bir şeysin ya? Enteresan. Buradan geçilmiyor mu? Yoksa ben mi geçemiyorum? Oyunumuz yine kaydedildi. Burası ne böyle bir... Arkadaşlar falan bayağı gitmişler. Ne bu? Perde gibi bir şey var burada ama. Of. 20 Aralık 1985 günü Los Alamos, New Mexico'da kayda geçirildi. Ne yapak, izleyelim mi arkadaşlar? Bakalım. Filmler gerçek. Görüntüde hiçbir değişiklik yok muydu, oynama falan? Yoktu. Yarım düzine test deneyinde beyin tümörleri oluşmuş. Otopsiler tümörlerin saf kurşun olduğunu ortaya çıkardı. Onları öldürdü mü? Sonuçların kopyaları neden Birleşik Devletleri'ne gönderilmediğini açıklayabilir misin? Teorilerim var. O yıllarda vatanım da orası. O zamanki hislerimizi sizin anlamanız imkansız. Nelere inandığımızı. Ezici korku. Kendini aşmış öfke ve kelimeler bunları anlatamaz. Bir insan beyni olağanüstü şeyler yapabilecek kapasiteye sahiptir. Ölüme yaklaşmak, o bunaltıcı dedi diye. Güzel, not da aldık. Hiç unutmadan hemen notuma bakmak istiyorum. Wernick'in çıkış görüşmesi. Adam Dr. Strangelove'un anemik... Kardeşi gibi görünüyor. Doktor Wernick ile yapılan röportajın bu ses kaydı 25 yıllık. Los Alamos hükümetin il demek. Wernick kişilik bozukluğu bazı insanlardaki spontan kanamalardan, tümörlerden, psikomatik reaksiyonlardan bahsediyor. Bilim ve nazi mistizmi arasında gidip geliyor gibi. Yeterince korkuya şahit olan deneklerden sadece biri motor aktivite yeteneğine sahip. Morfojenik motor. Motor, projelendirilmiş film, bu kafamda durmadan uğuldayan bir şarkı gibi. Gözlerimi kırpmadan Rorschach deney testlerini izledim. Böceklerle kaynıyordu ve enfeksiyon kapmış cerrahi yaralara benziyordu. Hastalar Warrider'ı hatırlamak için motoru kullanmaktan bahsediyor. Bu kemiklerimde hissettiğim bir sancı verdi bana. Şurada yazan... Nerede o?
Rorschach testi de şu arkadaşlar. Hani bu akıl hastalarına bir şeyler gösterirsin, resimler falan da hangi anlamı yüklediğini sorarsın. Kişiden kişiye göre değişir bu anlamlar falan. Görüntülerde onlar. Doğaüstü diye bir şey yoktu diyor. Öyleyse neydi? Wallrider projesinin bir geçit olduğunu söyledin. Nereye geçit? O dediğim gibi az önce Alman kültürü, Alman mistisizmi hikayeye yavaş yavaş girmeye başladı bu öğeler. Devam edelim. Şuradan gideceğiz büyük ihtimalle. Of. Wernicke'i bulmak zorundasın. Tek yol bu. Fasit nekrotizan. Ellerinizi düzenli olarak yıkayın. Fasit nekrotizan gerçekten mi? Ben çıkıyorum lan. Cevap Etiyan bakteriyle ilgili bir konu. Buradan geçiş yok. Devam edelim. Güzel, bu iyi oldu. Anam! Of! Şurada bir anahtar var ama girmeyecek miyiz içeriye? Büyük ihtimalle girmeyeceğiz. Nereden gideceğiz peki? Filmimizi değiştirelim arkadaşlar. Evet. Yine karşıya atlamacalı. Anam. Oradan değil lan. Atla bakalım. Şimdi de bu kapı açık. Alalım şu anahtarı da. Üçüncü kattaki pedermartım. Nihayet o üçüncü katın anahtarını bulduk arkadaşlar. Ne yapacağız? Buradan yine ineceğiz aşağıya. Kamera iyice kendinden geçti artık. Oha! Yine mi o ikizler acaba? Ben yavaştan tüymek istiyorum.
Arkamdan da kapıyı kapatıyorum. Bir şeyler var mı? Yok. Oyunumuz kaydedildi. Aha, o ikizlerden biri. Öbür kapıyı açana büyük ihtimalle diğeriydi. Ve üçüncü kata gidiyoruz. Bayağı bir nevi yolumuzu, rotamızı çiziyorlar arkadaşlar. Açık olan kapıları falan kapatarak. Buradan da giriş yok. Buradan giriş var. Buradan da yok. Şey de var. Asansör de var. Şuraya bir bakalım. Enteresan. Asansörde bir giriş falan var mıydı? Bu asansör için anahtar gerek. Oo. Bir de şimdi asansör anahtarı arayacağız. Bir yerde yol var mı? Yol var gibi sanki. Yok, kapalıymış o ya. Kapıdan geçeceğiz. Arkadaş çok cool duruyor orada ya. Dostum. Bu az önceki piyano çalan arkadaşı andırıyor ama bu değil galiba. Nereden gideceğiz? Yine yol yok. Şuradan mı acaba? Çık. Sen niye aşağı atladın ki? Bir daha deneyelim şansımızı. Burada bayağı yol yok arkadaşlar ama. Rota falan mı kaçırdım orada acaba? Buradan başka yol yok. Şurada bir yerde bir yer vardı da ben mi kaçırdım? Bir. Güzel. Burayı da denedik. Af, şu kapıyı görmedim ya. Pilimizi değiştirelim. Şurada bir kırık bir yer mi var? Buraya da bir bakmak istiyorum.
güzel not aldık. Statik dua. Yine statik. Bir hasta dizleri üzerine çökmüş dua ediyor. Belki Brad Martin'in ilahi saçmalıklarına kanmıştır. Belki de benim duyup da anlamadıklarım şeyleri o anlamıştır. Belki de bu onun buradan çıkış yoludur. Rahip buna kum incili demişti. Bu rahip de az değil arkadaşlar. O deminki aralıktan devam ediyorum. Oyunumuz kaydedildi. Yuh. Bir doküman falan var mı diye bakıyorum ama neyse. O kadar ses çıkartıyor ki. Herkes bir dua ediyor arkadaşlar. Buradan gideceğiz arkadaşlar bir kere. Kan izleri de var çünkü. Diğer taraflara da bakmak istiyorum öncelikli olarak. Herkes dua ediyor. Bir doküman falan var mıdır gibisinden. Evet. Güzel. Yahuda İncili. Ben aciz bir kulum. Sadece efendimin besleyerek efendimize hizmet ederim. Al beni lütfen Wallrider. Yol göstericilerin havarisi. Türlü yalanların büyük hakikat olarak yayıldığını gör. Dünya üzerine inmenin zamanı geldi. Benim etim senin güzel ruhunun özlemini duyuyor. Kanım seninle dolu. Serbest kalmayı bekliyor. Bu benim duam. Etime yaz İncilini. Güzel ya. Sadece efendimi besleyerek efendime hizmet ederim. Enteresan. Pilimizi alalım. Şurada bir şey var mı? Yok. O camdan dışarı çıkacağız arkadaşlar büyük ihtimalle. Neredeydi o cam? Şuradan bakmadık mı? Nerede o? Evet. Saçma sapan rotalardan gidiyoruz arkadaşlar. İçeri girelim artık. Güzel. Oyunumuz kaydedildi. Gördüğünüz üzere. Anam. Bu ses nereden geldi? Çapele doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar isterseniz burada ben bu bölümü bitireyim. Çünkü bayağı çapele doğru gidiyoruz. Bir pederle medalle konuşacağız büyük ihtimalle falan. Bir sonraki bölüm bunun üzerine şekillensin istiyorum. Şimdilik burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tam buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.